İlk başta AKP'nin başında kura gelmek yani. İlk başında önde yaptığı eğitim yasama kaçmak için. Özellikle 4688 sayılı yasaya karşı. Şimdi bununla beraber çabuk sözcük hakkı yapıyor ama gelen hakkı yok bunun içerisinde. Dünyanın hiçbir ülkesinde gereksiz bir toplu sözleşme olmaz. AKP'nin bunu zorla eşin ölçüler dayatır, memurlar dayatır. 2-4-6-4-6-4 ile beraber AKP birinci eğitim sistemi tekrar getirmeyi düşünüyor. Bununla beraber sözlü AKP İmam Hatip'lerine ulaşmasın ama biz İmam Hatip'lerin açıklaması olması karşı değil. Biz bu eski sistem devam eden 5-6-3 ile 5. sınıfta itibaren çocuklar olsun. Çocuğunu İmam Hatip'e göndermek isteyen aileye gönderebilir ama tüm eğitim sistemini böyle hiçbir altyapısı olmadan böyle bir şekilde mahvetmenin bir anlamı olmayacak. Şu anda yaklaşık 250 bin tane sınıf öğretmeni var. Bu yasa geçtiğinde yaklaşık 60 binde de 50 bin tane 5. sınıfı okutan öğretmen açıkta kalmıyor. Çünkü ilk 4 yıl, ilk öğretiminden sonra 4 yıl otomu olacak. Bu altyapısı nasıl hazırlayacak? AKP'nin çıkarmaya çalıştığı 4x4 diye anlattığı işte gerici, kurucu, şoför, eğitime karşı parasız, kamusal, garanti değil. Bu amaçla toplandı. Burada onun dışında çıkarmaya çalışılan sahte sendikasını yamamaya çalışıyorlar. Ve kendi yanına sendikalarını pek etkili hale getirmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bırakan şuraya bakıyorum. Zaten şu anda anayasaya parayasal güvenceyi almış bir greve bakıyor. Yasalarda öyle bir hakkı yok. Uluslararası yasalar, zaten uluslararası yasalarda kazanın uzakları greve yapıyoruz. Buna ceza da veremiyorlar. Ve şu anda bunu yasayla yasaklamaya çalışıyor. Ama bunu yapamayacağız. Mücadelemize devam edeceğiz. Tabii eğitim hakkı ilerleyicidir. Eğitimden mahrum bırakılıyor. Neden? Çünkü 5 yaşındaki bir çocuğu da sisteme dahil ettiği için, bir yaş aşağı çektiği için esasında temel eğitimi 4 yıllık bir eğitim. Yani 3 yıllık bir eğitim. Bu çocuk hakları sözleşmesine aykırıdır, sanatlara hakkına aykırıdır. Bir pedagojik açıdan asla kabul edilmeyi yoktur. Bilimselliği hiç yok. 5 yaşındaki bir çocuk eğitim sürecine dahil edilir. Bir demek eğitim sürecine bir süre 3 yıl, 3 yılda yaşıyor. Ha başka ne getiriyor? Getirdiği hale getirdiği eğitim sisteme cemaatin talepleri doğrultusunda bulunduk oranı düşen İmam Hatip liselerini garantiye aldık. Sermayeli ucuz iş gücü beklentisi vardır. Onlara verilmiş sözünü yerine getirmek için acelelik taşıyı başarı çekiyor. Başka bir şey var. Bu bir felaket. Ülkenin tüm eğitimi. Amacı, arka plandaki amacı. Biz şunu görüyoruz. Tayyip Erdoğan'ın en dindar benim yarışına girdiğine açık bir kanıtıdır bu. Açıktan beri İmam Hatip liselerini doldurmanın yanında bütün okullarında İmam Hatipleştirme. Çünkü din eğitimi derslerini artırıyoruz. Erken yaşlı çocukları bu eğitime tartışacak. Bu yılları hazırlıyorlar. Kur'an eğitimi dahi tartışılıyor. Ders eğitimi için bakma. Değerler eğitimi adı altında iddialı değerler. Yani bütün okullar. Bilimsel sözleri olmayan bir okullar. Eğitim yok. Sayın yasa zaten 2001 yılında üzerinden değiştirmeden rağmen çıkartıldı. Bu yasa bir defa en başta kamu çalışanlarına temel hedeflerinden birisi olan grev hakkına ve tutuşum hakkına içermiyor. Sonra AKP hükümeti 2010 Eylül referandumunda ben o referandumda boykot kararı burada buna tutuşma hakkını getireceğiz. Bu anında kamu meclisinde açısından bir destek vardı. Kamu çalışanları eski vardı ama diğer kamu çalışanların destek vardı. Toplumda bir şey yarattı. Şimdi şu an getirdiği bu anayasadaki değişiklik çerçevesinde meclis üyeleri getirdiği yasal meclis toplumda bitmiş dönemde toplu görüşme ve farklı bir toplu görüşme yok. Toplu görüşme adı var sadece. Grev hakkı yok. Ceza sendikaların işlerine müdahale eden, sendikaların işlerine müdahale eden çeşitli düzenlemeler var. Sendikal bürokrasiyi geliştiren maddeler var. Örneğin şube açma yetmeyi, açma kapatma yetkisi geçmişse genel kurullardaki herkes yürütme kurullarına devrediliyor. Ceza temsilci sayılarını düşürüyor. Ceza belediyelerde yerel yönetim işlerinin fiilen uygulamış olduğu toplu sözleri ortadan kaldırıyor.
anlamda bir öncekinden mevcut halinden daha geri bir yasa hükümetimden kabul edilmesi. Mücadele arkadaşlarım! Biz toplumun geleceği açısından önemli olan 4+4+4 diye tarif edilen ama esas itibariyle eğitimin piyasacı ve gelişi bir hal almasına neden olacak mevcut eğitim sisteminin öğretmen, derslik ve benzeri gibi sorunlarına çözüm bulmak yerine eğitimin dinselleştirilmesi ve bütünüyle paralı hale getirilmesi anlamına gelecek yasaya itirazımızı yüksek sesle ifade ettik. Kamu Emekçileri Hareketi'nin yaratıcısı, kurucusu ve bugüne kadar getiren 2 milyon kamu emekçisinin sözcüsü olan KESK, 25 yıldır grev ve toplu pazarlık hakkı için, sendikal hak ve özgürlükler için mücadele etti, mücadele etmeye devam ediyor. İşte sendika, işte KESK! İşte sendika, işte KESK! İşte sendika, işte KESK! Şimdi mecliste bir tiyatro oynanıyor. Bir yandan AKP meclis çoğunluğuna güvenerek toplumun örgütlü muhalif kesimlerinin itirazlarını dikkate almadan ben istediğimi yaparım, ben bildiğimi yaparım anlayışıyla mecliste ve dışarıda terör estiriyor. Türkiye'de itiraz eden tüm toplum kesimlerini baskıyla, zorla sindirmeye çalışıyor, cezaevlerine tıkmak istiyor, bu ülkeyi yarı açık cezaevine çeviriyor. Ama yağma yok. Yıllardır bu alanları özgürleştiren, yıllardır bu alanlarda haklar yasalardan önce gelir diyerek mücadele eden keskiler var, KESK var, KESK'in dostları ve yol arkadaşları var. Bırakın!